Başakşehir maçıyla Galatasaray, futbolda hiçbir şey garantisi yok deriz. Matematiksel olarak şampiyon işte olduğun zaman da o zaman ilan edilir. Ben bizim pazartesi akşamı takım oyunu yoktu. CDA'ya haber bültenine bağlandım. Saat 7'de. Dedim ki Galatasaray'ın bu sezon oynayacağı en anlamlı, en önemli maç bu. Şampiyonluk maçından beri önemli olduğunu düşünüyorum dedim. Hatta bunu fotomaçta, ertesi günkü yazımda da böyle şekilde çıktı. Galatasaray geri sayıma başlamıştır. Bir haftası vardır. 4, 3, 2, 1. Bu şampiyonluk ne zaman gelecek? Herhalde o gün işte tur atılacak resmi olarak. Galatasaray bana göre Başakşehir'i yenerek şampiyon olmuştur. Yani bazı kritik maçlar vardır hep. Şimdi Galatasaray'ın hikayesi şampiyon olduğunda yazılır işte. Birinci hafta Antalya deplasmanında işte son uzatmalarda Gomis gol attı. O maç denir. Arkasından işte Okan Hoca gidecek, kötü gidiyor, işler ne olacak edecek. Tam Dünya Kupası arası çok önemli Beşiktaş galibiyeti. Arkasından Başakşehir'i farklı yenmesi diyebiliriz. Kırılma anları. Arkasından gidip Kadıköy'de 90 dakika çok iyi oynayıp farklı kazanıp iyi futbolla da oradan ayrılmak diyebilirsin. Aynı şekilde Mitchell'in golünü diyebilirsin Adana Demirspor maçında. Yani birçok şey sayılacak bu hikayede Galatasaray adına. Bana göre ama en önemli maç Galatasaray'ın Başakşehir maçı. Fenerbahçe'nin Giresun'da berabere kalmasından sonra aldığı galibiyet. Bana göre yani onun konumunu çok daha rahat artık şampi değil de şampiyonluk telaffuz edileceği bir duruma getirdiğini düşünüyorum. Bana göre futbol kamuoyunda da herkes daha dikkatli, kontrollü. Yani bir şekilde işte şampiyon olamasa Galatasaray bak işte bunu demiştim vesaire. Bunlar hep konuşulur, yazılıp çizilir, görsel medyada yer alır. Ama ben Galatasaray'ın buraya kadar getirdiği bir yarışı bu saatten sonra 5 puan fark, ikili avaraj, 6 puan. Yani çok ciddi bir kredi buradan vereceğini ben düşünmüyorum. Yani bundan sonra Fenerbahçe olsun Beşiktaş eğer bu yani lig bittiğinde şampiyon olursa bunu başaran bana göre Galatasaray olur. Yani bu kulüplerden daha fazla. Ben Galatasaray'ın dediğim gibi yani artık bu saatten sonra bu şampiyonluğu vereceğini düşünmüyorum. Galatasaray takımı zaten son haftalardaki bir tek baktığımızda Karagümrük maçında birazcık işte sıkıntı yaşadı. O da oyun olarak yani Icardi penaltı atsaydı şu anda biz artık tamamen ligin bittiğini 7 puanlık farkı falan 8 puan işte averajla beraber bunu konuşuyorduk. Ben Fenerbahçe'nin de ben mesela Ali Bey'in özellikle bu ara Fenerbahçe voleybol kadın takımını da tebrik etmek gerekir. Şampiyon oldu. Orada maçtan sonra yaptığı konuşmalarda işte şansların olduğunu söylüyor. Tam matematiksel olarak Jorge Jesus da söylüyor. Her teknik adam da söyleyebilir. Ama onlar da çok iyi biliyor. Onlar için ligi bittiğini, ligde hatta şunu söyleyeyim Beşiktaş'ın ikincilik şansını ben daha yüksek görüyorum. Daha istim üzerine, daha formda, daha yani saha içinde ne istediğini bilen bir takım. Daha kırılgan, her an dağılabilecek kağıt helva gibi de bir Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bana göre esas bu sürecinde en büyük hatası Ali Bey'in yaptığı Cüneyt esas Galatasaray'la uğraşmaktan kendi Fenerbahçe'nin eksiklerini göremedi. Jorge Jesus'un yaptığı eksikleri masaya yatıramadı. Ya Fenerbahçe'de futbol aklı falan diyoruz da futbol aklı değil bana göre sıkıntı olan futbolu bilmeyen insanın çok içeride olması. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü eğer siz bir Galatasaray'la bir şeye odaklanıyorsanız, oraya gidiyorsanız, onlarla ilgili işte MHK vesaire işte görsel yazılı medyada, sosyal medyada bununla ilgili konuşuyorsanız yani tabii ki bir sebebi vardır. Ama sırf bunun üzerinden takımınızdaki eksikleri de unutmamanız gerekir. Bana göre Fenerbahçe'nin yaptığı en büyük eksiklik yani sezon bittiğinde de bu konuşulacak. Çok gereksiz bütün enerjisini öbür tarafa Galatasaray'a kaydırması ve Jorge Jesus'un yaptığı ciddi eksiklikleri, Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe'nin takımının dönüşümü, kötü oynaması, son haftalarda hep şansına galip gelmesi. Evet biz de söyledik bazen önemlidir son dakika golleri. Burada hakkında verdik Fenerbahçe'nin ama hiç bütün oyuncuların geriye gitmesi bu tesadüf değil. Son haftalara şöyle bakalım. Futbol tabii ki anların, dokunuşların, o saniyelerin bir oyunu tamam. Ama bir takımda düşünebiliyor musun? En son böyle
bir tek İrfan formdaydı. Giresunspor maçına bakıyorsun, İrfan da formsuz. Yani bütün takım formsuz oldu. Yaklaşık 1-2 aylık bir süreç yaşadık. Yani esas Fenerbahçe Ali Bey'in, Fenerbahçe içindeki o futbolla ilgili kim varsa temsil eden insanların, Jorge ise bana göre bu konuda çok geç kaldığı ve bunu masaya yatırıp bir şekilde orada bunun neden olduğunu mutlaka sorup ve de ondan doğru çözümler alması gerektiğini düşünüyorum. Ama çok farklı olaylara Ali Bey yönlendi. Ben Fenerbahçe'nin tabii ki bu kadar kötü gitmesinin de yani Jorge Jesus beklentisi büyük, her zaman da söylüyorum, çok büyük Türk futbol tarihin. Yani milli takımı Gusiding çalıştırdığında bile bu kadar rakam almamıştı. Bu kadar büyük bir beklentide bir teknik adam getiriyorsunuz, her şeyi onun eline veriyorsunuz zaten. Yani bir tek Ali Bey'in müdahale ettiğini biliyorum. 2 ay falan önce bir Jorge Jesus'la toplantıda Arda o zaman oynamıyordu. Kamuoyundan çok büyük baskı vardı. O zaman Arda ile ilgili işte gerekli fikrini söyledikten sonra Arda o süreçten sonra oynamaya başladı. Yani böyle bir duyum var, böyle bir söylentiler de oldu zaten. Yani o, ama bunu niye söylüyorum? Jorge Jesus daha önce mutlaka oturup konuşup bu eksikleri, bu takım niye geriye gittiğini, niye Dünya Kupası öncesi ve sonrası Fenerbahçe'nin tanınmaz hali olduğunu mutlaka daha önce sormalılardı. Enerjilerini başka yere harcadılar. O da gelinen noktadaki başarısızlıktaki Fenerbahçe'nin en büyük nedenlerinden biri. Aslında Galatasaray'da da tam tersi. Hem sağ içinde hem sağ dışında gerek Okan Hoca, gerek yönetim, gerekli müdahaleleri zamanda yaptığı gibi geliyor. Ona bilmem, katılır mısın Serkan Korkmaz? Evet, tabii yeni yani bir yönetim. Açıklamalar. Yeni bir yönetim, yeni bir takım, yeni bir teknik heyetle sezona giren Galatasaray. İşte son şampiyon Trabzon'un, Fenerbahçe'nin, hatta tabii ki Valerian İsmail'li Beşiktaş'ın, ki o biz yani bir önceki sezondan alarak takımı bu sezona taşımıştı, biraz gerisinde algılanıyordu. Fakat yani Galatasaray'ın transfer politikası, tabii ki bu işin finansal karşılığından bağımsız konuşuyorum, çok kaliteli bir kadro olarak netice verdi. Yani bugün belki Beşiktaş maçında, derbisinde çok iyi performans sergileyemeyen Torreira, Oliveira, Mertens orta sahası aslında bu ligin en verimli, en iyi orta sahası olarak dikkat çekti. Lige damga vurdu. Kanat forvetlerinde Galatasaray zaten hani çok büyük bir problem yaşamazken Zaniolo'yu aldı devre arasında. Mauro Icardi var Galatasaray'da. Yani bu tip durumlarda yurt dışında bir klişedir bu. Bizim Icardi'miz var, sizin yok. Böyle pankartlar hazırlanır. Yani bu kalitede oyuncu varsa, bizim Abubakar'ımız var, sizin yok. Şimdi golcüde ezici bir üstünlüğü oldu Galatasaray'ın ve sonradan, devre arasından sonra da şampiyonluk yarışında geri düşmüş Beşiktaş'ın. Bu kadar nitelikli ve kaliteli iki golcü çok fark yarattı. Beşiktaş'ın orta sahası kötü bir orta saha mı? Hayır. İşte derbi maçta Galatasaray'ın orta sahasına kök söktürttü, sürklase etti hatta.